Muhteşem oldu. Hatta şöyle de koyabiliriz. Sevgili izleyicilerim, bugün size çok farklı, değişik ama çok harika bir omlet yapacağım. Bakın, yine benim kabya biberim var, yarım. Yarım da çünkü ben bir kişilik yapacağım veya iki kişilik. Bugün evimizde ailemiz az. Onun için iki kişilik yapacağım. Şöyle bakın. Böyle minik minik doğrayacağım. İnşallah çok beğeneceğiniz, zevkle çocuklarınızla yiyeceğiniz güzel bir omlet olacak. Misafirlerinizi harika bir şekilde ağırlayacağınız. Evet. Bakın sevgili izleyicilerim, bunları doğradım böyle. Şimdi bu arada şey sayacak mısın annem? Sayacağım. Malzemelerini. Bakın burada sucuğum var. 3 tane yumurtam var. Kaşar peynirim var. Kaşar peynirim var. Morozella. Neyse ben kaşar peynir diyeyim. Evet, kaşar Nella peynir. olursa olsun ne bileyim ben. Heh. Tuzum var. Pul biberim var. Tereyağım var. Ve şurada almış olduğum hazır bir tane lavaşım var. Tavanıza göre Annem tavasına göre kesecek. ne yapacağız? Bir şey Kenan'a. sorayım mı? Herkes lavaş bulamayabilir. Şey alabilirler mi? Yufka, hazır yufka. Evet, o da olabilir. Olabilir. Neden olmasın? Hazır yufkayla belki de daha zevkli olur. Evet. Yufka satanlardan da yufka alabilirler. Hazır yufka da olur değil mi anne? Evet. Lavaş da olabilir. Fırınlarda artık lavaşlar hep satılıyor. Marketlerde lavaş satılıyor. Yani her yerde var. Şöyle bakın çıkarıyorum. Çünkü tavamın kenarlarından sarksın istemediğim için çıkarıyorum. Havaya ölçtü. Biraz kenarları yukarıya Evet. geldi. Tavama göre ölçtüm. Bakın şu şekilde. Şimdi tavama tam denk gelecek. Evet. Bak tam Vallahi denk hesaplamışsın geldi. ha. Kitap gibi kadınsın maşallah. Beni iyi ki sen doğurdun. Başkası doğurmadı anne. Allah Allah. Benim yaptıklarımı da yapmayı bir öğrensen. O işime gelmez. Ben zeki bir Maşallah. bayanım. Maşallah Öğrenmem. konuşmaya gelince avukat gibisin Heh. ama daha ne diyeyim, şunu da bunun kenarına koyayım ki. Tamam. Orada, tabii bunları da yiyeceğiz. Atmayacağız sevgili izleyicilerim. Onu attık mı olmaz. Bunda 3 tane yumurtamızı, benim sevgili kızım yumurtaların dışını yıkamış. Aferin ona, öğreniyor bir şeyler. Senin sana yazılan yorumlarda dinlediğim için öğreniyorum anne. Yani seyircilerine ben de teşekkür ederim. Birçok şeyi ben öğreniyorum onlar sayesinde. Uyguluyor muyum? Evet, bak şekil alır. Ay, yumurtam içine düşüyordu kız. Annem çok büyük bir keyifle anlatıyor. Anneme sayın seyircilerim. Şimdi bunun içine şöyle birazcık tuz atıyorum. Birazcık pul biber atıyorum. Çok değil, şöyle birazcık yeterli. Aşağıda var bir şey. Tamam. Şimdi bu doğramış olduğumuz malzememizi bunun içine katacağım. Şöyle güzelce ne? Bakın. Salt, pepper, ek. Böylece güzel tekrardan biraz daha karıştırdıktan sonra bu da Tam tamam. bir vitamin bombası oldu. İnanmıyorum. Şimdi sevgili izleyicilerim, ben Kadirli'ye gittim. Oradan tereyağı aldım geldim. Kimi sarı, kimi beyaz. Ot diyenler sarı mıymış ne bileyim işte anlattı bizim tereyağcımız. Aldım geldim. Ot yiyenlerinki sarı, saman yiyenlerinki Normal yerine beslenenlerinki beyaz. beyazmış. Ha. Yani beslenme kaynaklı hayvan neyle beslenirse ona göre yağsı oluyormuş. Şimdi ben bu yağımızı şöyle iyicene bir eriteceğim. Şöyle ki böyle taze yani daha bu su şey değil. Aa, nasıl anlatayım? süt üstünde. Yok ayranın üstünde. Yayık ya şeyi tereyağısı.
Hani marketten alınanlar olsa böyle olmaz. Şimdi sevgili izleyicilerim bakın bu hazırlamış olduğumuz harcımızı güzelce karıştırdım ve böyle her yerine döktüm. Onu da böyle her yerine gelecek şekilde şu şekilde dağıtıyorum. Bakın bu şekilde dağıtıyorum. Altına ateşimi çok kıstığım için biraz yavaş pişecek. Kısık ateşte yapıyoruz. Evet, kısık ateşte olduğu için biraz yavaş pişecek. Bunun üzerine bakın hemen böyle şeyimi kapatıyorum. Bazlamamı kapatıyorum veya yufkamı elinizde neyiniz varsa şöyle hafifçe de bastırıyorum ki özleşsin birbirlerine. Şimdi birazcık tüpümün altını çok az açıyorum. Şöyle çok az. Benim böyle bir tutacağım var. Böyle üzerine koyuyorum. Birazcık böyle salladığınızda sadece hareket ettiğinde bu işlem tamamdır sevgili izleyiciler. Sonra böyle çeviriyorum. Bakın yine aynı şekilde. Sonra üzerine bakın bu şekilde koyuyorum. Bir de alabilsem sevgili izleyicilerim çok iyi olacak da almak da önemli. Bakın. Kalın kesmişler herhalde biraz ya da. Sen evet. Çift almışsın. Hani ben çift makine, almışsın. Evet. Sen milimetrik keser. Tamam. Uçlarına sonra, da koy. Şöyle bakın. Gerçekten çok zengin bir menü. Bakın. Bu arada ocağımın altını iyice kısmalıyım ki. Tamam. Sucuklarımızı da yerleştirdikten sonra yine bir spatula yardımıyla şu öteki şey demiri ver bize. Peki yanlış yere çekelim. Şöyle ne yapıyorum? Üstüne alıyorum ve iyicene bastırıyorum. Sonra da bu tarafını alıyorum ve üstüne bastırıyorum. Bakın çok nefis bir omletimiz oldu. Şimdi bunu servis tabağımıza alacağız. Ben servis tabağını getirmeye gidiyorum. Oraya götür oradaki. Bakın gayet güzel oldu. Bunu herkes istediği şekilde kesebilir. Ben verev kesmeyi tercih ediyorum. Sevgili izleyicilerim çok sıcak olduğu için fazla bastırmak istemedim. Çünkü gerçekten çok sıcak. Bakın kaşarımız erimiş. Çok güzel pişmiş. Harika olmuş. Çok harika. Çok güzel. Şu şekilde. Muhteşem oldu. Hatta şöyle de koyabiliriz. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun.
Annem sinirlendi. Bakın çok güzel oldu. Oh. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Düşmesin. Yapacak olanlara kolay gelsin. Hadi ye onu. Hadi ye. İzlemeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bak oldu. Harika oldu. Afiyet olsun anneciğim.